Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şahit'in çalışmam bitmiştir. Kısaca bir yorumlara geçelim. Yedili plasenin ilk ayağı bana zor geldi. Süratli geçmesini beklediğim bu koşuda 4 numaralı Zıçkın ve 6 numaralı Destin. Eğer şansımız varsa atmasını beklediğim sprintleriyle en kötü birisinin ikilide kalmasını bekliyorum. Altının ilk ayağına geldiğimiz zaman altının ilk ayağında 4 numaralı Nimurs muhtemel numarayı almasını beklediğim bir isimdir. 9 numaralı Legend Fortune de gerilerden sprint atıp bu ismi yakalamasını bekliyorum. İlk ayağı bu şekilde mücadelenin geçmesini umuyorum. Yoksa bu ayak hepsi denilmesi gerektiği kadar zor. Altının ikinci ayağına baktığımız zaman burada da şöyle bir bakıyoruz. 9 kaçak isim, 8 kaçak isim, 12 yine ön tarafta gitmesini beklediğimiz bir isim. Yani önde baya bir sürat bekleniliyor. Bu 10 numaralı Everiones Victory'nin lehine gibi görünen bir durum. Gerilerden atmasını beklediğimiz sprint ile koşuyor. Lehine çevirmeye çalışacağını düşünüyorum. Ama 9, 12 ve 8'den sıyrılırsa bu sefer o koşuyu bir çırpıda bitirebileceğini umuyorum. Varsayımlarla dolu bir koşu. Yani koşunun gidişatı çok önemli burada. 9 mücadele ederse öndeki iki isimle yarışı bir çırpıda bitirmeye çalışır. Çalışmak isteyecektir. Yoksa 10 numara avlamaya çalışır. Bu kadar karman çorban bir koşuda da 2, 3, 4, 6, 10, 11'de geriden sprint atıp bu iki ismi avlamaya çalışabilir. Yani bana sorarsanız 19 önde, eğer bu iki isim kötü koşarsa 2, 3, 4, 6, 10, 11 diye düşünüyorum bu koşuyu. Altının üçüncü ayağına baktığımız zaman burada 1 ve 3 numaralı isimlerin ön tarafta numara mücadelesi vermesini düşünüyorum. Tabi bu şekilde bir hızlı gidecek, süratli gitmesi beklenilen bir koşuda belki herhangi bir isim daha ön tarafa kendini atabilir. Böyle olursa muhtemelen bu iş 8 numaralı Excellent Prosper ve 4 10 numaralı Zebrowski'nin işine gelebileceğini umuyorum. Yani burada benim favorim 8 numaralı Express Prosper. 4 ve 10'da bu üç ismin sprint atıp ön tarafta koşuyu kazanmaya çalışacağını düşünüyorum. Altının dördüncü ayağına şöyle bir baktığımız zaman altının dördüncü ayağında da 2-4-8 ön tarafa kendini atmasını beklediğim isimler. Mesafe 1600. Sonuç itibariyle biraz sürat olur o zaman bu koşuda. Benim burada favorim iki tane ismim var ön plana çıkarmak istediğim. 7 numaralı Fashion Peach, 1 numaralı Captain Win. Gerilerden atmalarını beklediğim sprint ile koşuyu lehine çevirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Daha sonra 13 numaralı Ev burada kaçak isimlerin arkasına yatıp da koşma özelliğine de sahip. Bu yüzden o ismi de ön plana almak istedim. Daha sonra belki 8 numara ön grupla boğuşup diri kalıp viraj dönüldükten sonra arkadaki sprinterlere şans vermeden koşuyor. Beyaz bayrak ayna yapmaya çalışabileceğini düşünüyorum. Ya da 2-3 gider mi oraya? Viraj dönüldükten sonra liderliğini alabilir. Yani nasıl bir taktik uygulayacaklarını tam olarak bilemiyorum. Bu dört ismi ön planda tutuyorum.
Daha sonra 3, 5, 6, 9 yani sprinter isimlere şans tanıdım. Çünkü bu kadar süratli giden bir koşuda muhtemelen ön tarafta biraz sürat olur gibi geliyor bana. Zaten 2 numaraya bakarsak 216 gündür, 4 numaraya da bakarsak 227 gündür koşmuyor arkadaşlar. Yani Moreira'nın 21 gün önce koşu görmüş olarak bu koşuya girmesi onun 2 ve 4 numaradan sıyrılıp liderliği alıp yarışı koparmaya çalışacağının sinyalidir. Ama tabii ne derecede böyle bir şey olacak onu yarış bittikten sonra öğreneceğiz. Tekrarlıyorum 7-1, 13-8 ön planda tuttuğum isimler 3-5-6-9 bu kalabalık önde mücadele sonucu sprint atıp yarışı lehine çevirebileceğini düşündüğüm isimler. Altının 5. ayağına geldiğimiz zaman burada ciddi bir kaçak isim mevcut. 13, 8, 4, 1. Bu isimler ön tarafta bayağı bir sürat oluşturmalarını bekliyorum. Benim burada 5 numaralı Fifi gerilerden sprint atıp gelip koşuyu kazanmasını umduğum bir isimdir. İkili için 13 numara kaçak atların arkasına yatma özelliğine de sahip. Yarın belki cazip isim de çıkabilir bilmiyorum. Ufak bir şey denilebilir. Altının son ayağına baktığımız zaman altının son ayağında 12 numaralı When You Believe ve önde yalnız kalmasını umduğum bir isim. Eğer gerçekten böyle olursa Beyaz Bayrak Ayna yarışı gelebilir. Yoksa sırasıyla rakipleri 3, 7, 1, 6, 10. Tekrarlayacak olursak 7 Riplesi ayağı 4, 6. Altının ilk ayağı 9, 4 ya da hepsi. Altının ikinci ayağı 10, 9 ya da 2, 3, 4, 6, 10, 11. 10 numarayı niye 2 kere yazmışım? Altının üçüncü ayağı sprinter 3 isme şans tanıdım. 8, 4, 10. Altının dördüncü ayağı 7, 1, 13, 8. Ön planda tuttuğum isimler. 3, 5, 6, 7. Daha sonra şans vermek istediğim isimler. Altının beşinci ayağı süratli bir koşu geçmesini bekliyorum. 5 numaralı Fifi'nin de gerilerden atacağı sprint ile koşuyu lehine çevirmesini umuyorum. İkili için de 13 numara düşünülebilir. Altının son ayağı da 12 numara Beyaz Bayrak ayna yapabilir. Önde boş kalırsa. Rakip olarak 3, 7, 1, 6, 10. Herkese iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Gulfstream Park çalışmadım. Yarın pazar izinliyim. Büyük bir ihtimal son 3-4 saat kala videomu buraya sizlerle paylaşırım. Onun dışında beğeni paylaşım hiç gelmiyor arkadaşlar. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Hiç. Yine de canınız sağ olsun. Kendiniz gibi olun, olduğunuz gibi kalın. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.